Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam evdeki bayat ekmekleri değerlendirmenin macirce bir yolunu göstereceğim size. Bunu macirler çok yapar biliyorsunuz. Macirler evdeki her malzemeyle yemek uydurmakta çok ustadırlar. Ne yapıyoruz? Evdeki bayat ekmekleri alıyoruz, böyle lokma lokma doğruyoruz, bir süzgeçe koyuyoruz. Arkasından bunu bir tencerenin üstüne yerleştiriyoruz. Kaynattığımız suyumuzu böyle gezdirmeye başlıyoruz. Çok pratik, çok basit arkadaşlar. Adı da macirce ekmek makarnası. Şöyle bir posta gezdirdikten sonra alttakilere de ulaşabilmek için şöyle kaşıkla bir alt üst yapıyorum. Şöyle bir daha bir gezdiriyoruz. Zaten tencerenin içinde su buharla erişemediğiniz yerlere erişecek. Şöyle bakalım. Evet. Bayağı olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Yağ sosumuzu ayarlayacağız. Bir kahve fincanına, artık siz ne kullanıyorsunuz, şöyle bir buçuk parmak sıvı yağ koydum. Yani bu görecele bu yağı kaynatıyoruz. İçine aşağı yukarı 3 çay kaşığı diyelim ya da 4 çay kaşığı kırmızı toz biberimizi atıyoruz. 1 çimdik de tuz. Bu şimdi pişerken bunu kaynatacağız. Yani çok kaynatmayacağız. Şöyle diyeyim yani, yakmayacağız arkadaşlar. Benim ağzım dolaştı. Çok çabuk bir biçimde olacak zaten bu. Yani böyle kabaracak, aynı kahve pişirir gibi yanlardan kabardığı vakit alıyoruz. Çünkü daha ötesi kırmızı biberi yakar. Bakalım koyuluğuna birazcık daha atabiliriz. Ya bu biber miktarı size kalmış ama birazcık biber olacak. Ya sırf yağ olmayacak. Biber gözükecek. Şöyle oldu. Bu kaynadı arkadaşlar. Yandan köpük vermeye başladı mı olmuş demektir. Bunu alıyoruz şimdi. Hemen tezgahıma geliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Önce tabağımızın bir kısmına şöyle ekmekleri döşüyoruz. Yaptığımız kırmızı biber sosundan şöyle gezdiriyoruz. Ondan sonra ufaladığımız peynirleri bir kat gezdiriyoruz. Ben bunda genelde sert yağlı peynir kullanıyorum. Siz nasıl isterseniz. Bir kat gezdirdikten sonra bir kat daha ekmek atıyoruz. Şimdi bu sıcak ekmekleri attık ya, alttaki peynirler eriyor ekmek sıcaklığıyla. Şöyle gezdirdik arkadaşlar. Gene ufaladığımız peynirleri böyle atıyoruz. Yağsız peynir denedim, güzel olmadı. Siz bilirsiniz. En son postayı atıyoruz. Şöyle. Vallahi bu bizim gibi ihtiyarlar için çok yolu, dişi olmayanlar için çok güzel. Bir de sabahleyin kahvaltıda mesela ekmek yiyecek üşenen kişiler vardır, böyle midesi almaz katı şeyleri. Öyle kişiler için çok güzel oluyor, yumuşacık. Dişliler için mükemmel, ihtiyarlar için mükemmel, çocuklar için mükemmel bir şey. Şöyle yapıyoruz.
Tabii yanımıza çayı da yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yemesi şöyle arkadaşlar. Ekmeği alıyoruz. Yanında da peynir mükemmel oluyor. Hepiniz afiyet olsun.